Ne oldu? Kapatmam gereken bir defter diyelim. Yüzüne kapanmış ama. Sen bir de defteri gör. Tamam o zaman. Kerem burada benimle çalışsın. Geceleri de burada kalır. Ya ben de size sıkıntı verdim ama. Bir süre böyle idare ederiz Kerem. Sonra bakarız bir çaresine. Sıraç abi. Ben hayatı oralarda bırakmam. Kürşat. Geçen bu şiirin olayıyla alakalı. Sana teşekkür edemedim de. Bir şey aklıma takıldı. Bugün öyle tamirhaneden çıkıp gittin. Şirin'i yaralı bulmuşsun sonra. Ben aslında babanı döven adam buldum. O yüzden çıktım. Sonra bizim çocuklar Şirin'i görmüşler yolda. Araba var diye haber verdiler. Ben de oraya gittim. Bir dakika, bir dakika. Babamı döven adam mı? Hı hı. Kimmiş o? Babanı dövdükleri gece çok net göremedim. Beni görünce kaçtılar. Ama sonra hayatın kaçırıldığı gün haber vermeye gelen adam. Arabasından tanıdım. Yusuf. Emin misin oğluna? Eminim. Tamam. Hoş geldin. Benim adım Elif. Ben senin oda arkadaşınım. Senin adın ne? Hayat. Hayat Bakırcı. Ne yaptın İsmail? Ne oldu? Hiç. Hiç bir şey yapamadım. Kızımı alıp götürdüler. Babam nerede? Onunla konuşacaklarım var. Amcamla Malik işe çıktılar. Pilav satmaya. Tövbe tövbe. Günler çuvala girdi. Yetmeyin dediğim halde gece gece. Ey ey. Bir onların belası eksik başımızda. Tövbe de İsmail, tövbe de. Hayat gördün mü İsmail? He. Gördüm. Nasıldı? İyi miydi? Beni istemedi. Gelmedi. Onu bir yere götürdüler. Bana... Sen kızın için zararlısın. Tehlikelisin dedi. Ben de onlara insan kendi ciğerine nasıl zarar verir dedim. Ama dinletemedim.
Onlar da ciğerimi söküp götürdüler. Sen o ciğeri kapına geldiğinde söküp attın İsmail.